7-8 Kasım 2023 tarihi itibariyle güzel vilayetimiz, ülkemiz olan Üsküp'te bulunuyoruz. Burada uluslararası bir toplantı yapıyoruz. Bundan 100 sene evvel meddah medreselerini kuran alimlerimiz Abdülfettah Efendi, Ataullah Efendi gelmişler, böyle bir medrese kurmuşlar. O zaman herkese ışık tutmuşlar, yol göstermişler. Bu sempozyumun bizim ortak mirasımız açısından çok önemli bir yeri var, ciddi bir değeri var. Sempozyumda sunulan tebliğler, tartışılan meseleler, konuşulan şahıslar, aynı zamanda Balkanlar'da, Anadolu'da, Mavera-ı-Nehir'de ve İslam coğrafyasının diğer ülkelerinde tanınan, bilinen, ortak olarak kabul edilen bir düşünce mirasının ifadesi. Dolayısıyla sempozyumun bizim için hususi önem arz eden tarafı, aynı zihne, aynı tarihsel zihne sahip toplulukların, milletlerin, ulusların bir araya gelip kendi tarihsel kökenlerinden hareketle düşünme ameliyesini ifade ediyor. Bizim için en önemli tarafı bu. Çok şükür 100. yılını kutlamak, anmak nasip oldu. Bu bağlamda iki gün boyunca bizlerle beraber olan iki farklı bağlamda bu sempozyumumuzu icra eden tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Birçok projeye zemin hazırlayacak bir çalışma oldu. Üsküp tarihinde birkaç kez bilim ve felsefe tarihinde merkezi bir rol oynamış görünüyor. Bunlardan birincisi M.Ö. 4. yüzyılda antik Helenistik felsefenin bir uzantısı olarak ele alınabilir. Bir diğeri ise 15. yüzyıldan itibaren Osmanlı ilim dünyası açısından Üsküp'ün bölgesel bir merkez haline gelmesini ifade ediyor. Özellikle Meddah Medresesi'nin 15. yüzyılda burada inşası ve son 100 yıl içerisinde yeniden ihyası İslam bilim düşünce geleneğinin Üsküp'e taşınarak oradan İslam dünyasına yeniden ilmi birikimi intikal ettirmesi sadedinde kendisini gösteriyor. Medreseler sadece Osmanlı ilim ve düşünce geleneğinin değil, aynı zamanda gündelik yaşamdan, kültür, sanat ve edebiyata kadar hayatın belli bir mecrada ve belli bir mihverde idamesi için son derece kritik bir rol oynamışlardır. İşte biz bugün hüner bir şehir bünyada eylemektir, raya kalbin abad eylemektir düsturuyla yapılan, inşa edilen, imar edilen, halkı mutlu etmek için imar edilen Üsküp şehrinde bulunmaktayız. Ve o şehrin ilk fethettiği günlerde komutanın yanında olan Meddah Medresesi'nin, Meddah ismini taşıyan medresenin sempozyumunda bulunmaktayız. Bu çok önemli bir gündür. Gjej kënaqësi të veçantë dhe privilegji për thirrjen që ne ka bërë kjo shoqatë me rastin e 100 vjetorit të rithemelimit të medresës Meddah nga Atullah Efendi Kurtishi. Andaj mund të them lirisht se i përkujtojmë rastet dhe periudhën në të cilën është rithemelu kjo medresë si vatër e diturisë, e cila me vete pastaj bërje dhe kuadra të ndryshme që shërbyen për të mirën e këtij populli. Dolayısıyla Üsküp ikinci defa Osmanlı dünyasında ilim ve felsefe geleneğinin merkezi haline geliyor. Dolayısıyla burada ortak bir zihinsel miras, ortak bir tarihsel hafıza hatırlanmaya, yad edilmeye, aynı zamanda bu tarihsel mirastan hareketle düşünme çalışması, düşünme ameliyesi görüyoruz. Sa kemi mujt me përcjell, kanë marrë pjesë në këtë simpozium mbi 50 studius. Kemi has edhe emra të profesorëve, studiusve të njohur. Interesimi i pjesëmarrësve ka qenë jashtëzakonisht i madh. Çeşitli ülkelerden ilim adamlarımız, çeşitli vilayetlerden, üniversitelerden hocalarımız bulunuyorlar. Güzel bir toplantı devam ediyor. Herkese şükran borçluyum. Teşekkür ediyorum. Sempozyumun organize edilmesinde
emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür ediyor ve kendilerini tebrik ediyorum. Biz Balkan Çalışmaları Vakfı'nın düzenlediği bu sempozyumda aslında Üsküp'ün hafızasında tarihi bir yer edinen Meddah Medreseleri etrafında İslam bilim ve düşünce geleneğini Balkan birikimi üzerinden ele aldık. Bu birikim hala yeniden müracaat edilip canlandırılmak ve kaynakları üzerinde düşünülmek için bizim için hayati bir önem arz ediyor. Bu vesileyle emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bu bağlamda tüm katılımcılara geldikleri için, Üsküp'ümüze teşrif ettikleri için çok teşekkür ediyorum.